Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 18. Olağan Mali Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşandı. Genel kurulun ibra edilmesinin ardından kürsüye çıkan sanayici Erdoğan Aslan, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'u sanayiciye parmak sallamakla suçladı. Baki Ersoy hakkındaki iddia ile ilgili açıklamalar yaptı. Sanayiciye parmak sallamayın lütfen. Sayın vekilim, ben de Ocak'tan geldim. Sağlam temelim, haberiniz olsun. Sanayiciye lütfen. Yok, ben sizin için kastetmiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hocam seni kastetmedi. Sanayiciye, sizin bir konuşmanızı dinledim. Söylüyorum. Sizin konuşmanızı dinledim. Ben de kendi irademi ortaya koyuyorum. Azim Bey'in bir televizyon programıydı ya da diğer ETV'nin bir programıydı. Hepsini takip ettik. Eğer yanlış anlaşıldıysa hakkını helal et. Yeni mi? 3-5 gün önceki efendim. Efendim? 3-5 gün önceki. Tamam, siz bitirin, söz hakkı doğdu. Ben söz hakkı istiyorum 60'a göre. Biraz önce bir sanayicimiz dedi ki, beni kastederek, sanayiciye parmak sallamayın dedi. Ben hiçbir konuşmamda sanayiciye parmak sallamadım. Ben kimlere parmak sallıyorum biliyor musunuz? Ben PKK'nın siyasi uzantısı HDP'lilere parmak sallıyorum. Ben PKK'nın siyasi uzantısı HDP'lilere, Kayseri OSB'yi konuşturanlara parmak sallıyorum. Bunu herkes bilsin. Ben sanayiciye parmak sallamam. Sanayicinin benim başımın üstünde yeri var. Hocama da saygı duyuyorum. Ama demek ki konuşmalarımı yanlış anlamış. Ben burada ilk konuşmamda birçok cümle kurabilirdim. Sayın Bakanım Mehmet Özaseki Bey, şehrimizin büyüğü, ağabeyi 3 cümleye dindirdi. Biz onun söylediğine tabii ki başımızın üstünde yeri var, uyarız. Ancak yine söylüyorum. Benim konuşmalarımı lütfen iyi irdeleyin, iyi inceleyin. Sanayiciye parmak sallamak benim haddime değil. Ben sanayicinin problemleri için elimden geleni ardına koymayan milletin vekiliyim. Beni başkalarıyla karıştırmayın. Ama yine söylüyorum. Bu sanayiciyi, bu OSB'yi, Kayseri OSB'yi PKK'nın siyasi uzantısı HDP'lilerin diline düşüren kim varsa alayına da parmak sallıyorum. Bunu da böyle bilmesi istiyorum.